Sınır ötesine gideceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatı sınır ötesinde yine önemli bir operasyona imza attı. Daha fazla bilgi için sözü hemen Esra Arpa'ya bırakacağız. Evet Merve Tepe, bir yandan Milli İstihbarat Teşkilatımız, bir yandan Mehmetçiğimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınır ötesinde operasyonlarını tüm hızıyla devam ettiriyor elbette. Süleymaniye'de operasyonlardan biri gerçekleştirildi MİT tarafından. Hemen bir harita hazırladık. Harita üzerinde dilerseniz ki anlatalım, daha net olacaktır. Bir yandan Suriye'nin, bir yandan da Kuzey'in... Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar tüm hızıyla evet devam ediyor. Ve Süleymaniye'de de MİT operasyonlarından birini gerçekleştirdi. 3 PKK'lı KCK'lı terörist takip ediliyordu. Ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyon neticesinde PKK'lı KCK'lı mensuplar kendilerini aslında kaçabilecekleri, sığınak olarak gördükleri Süleymaniye'ye doğru hareket ettiler. Ama MİT operasyonlarını, nokta operasyonlarını gerçekleştirdi ve MİT'ten kaçamadılar. 3 PKK-KCK'lı şahıs orada terörist öldürüldüğünü söyleyelim ki kod adı Antak Tarnidot Ömer Fırat ile aslında Raman Renas, kod adı İrfan Zendi ve Cengaver Mikail Hidayet Resul etkisiz hale getirildi. 3 terörist tekrar diyelim etkisiz hale getirildi. Sözde sorumlu olarak belirtiyorlardı ve sözde sorumlular Süleymaniye'de etkisiz hale getirildiğini söyleyelim ki örgüt mensuplarının attığı her adım titizlikle izlendi MİT tarafından ve operasyon için en uygun zaman beklendi. Şartların oluşmasıyla operasyon için düğmeye basıldı ve örgüt mensupları kullandıkları noktada hava harekatı ile beraber etkisiz hale getirildiğini söyleyelim. PKK'lı, KCK'lı teröristler güvenlik kalesinde diye nitelendirdikleri kalelerinde MİT tarafından devrildi. Aslında güvenlik kaynaklarıyla beraber Süleymaniye'de köşeye sıkıştırılan ve faaliyetleri büyük bir oranda sekteye uğrayan PKK'lı, KCK'lı 3 sözde terörist operasyon sonucunda aslında öldürüldüğünü söyleyebiliriz ki MİT'in operasyonları bölgede devam ediyor. Bir yandan Irak'ın kuzeyinde, bir yandan Suriye'nin kuzeyinde devam ediyor elbette. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz, MİT, Milli İstihbarat Teşkilatımız operasyonlarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Bir kez daha belirtelim. Süleymaniye'de o operasyonlardan biri gerçekleştirildi. 3 sözde sorumlu PKK-KCK'lı teröristler bu noktada Milli İstihbarat Teşkilatımız adeta yerle bir ettiğini söyleyebiliriz ki bu noktalarda etkisiz hale getirildi. Operasyonlar elbette devam ediyor. Bir yandan Irak'ın kuzeyinde devam ediyor operasyonlar. Bir yandan da Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekat bölgelerinde devam ediyor. Elbette Irak'ın kuzeyinde de Metin, Aftanisi, Tangara ve Hakurk bölgeleri de önemli noktalardan biri. Bu noktaları Süleymaniye dahil olmak üzere bu noktaları PKK-KCK mensupları girilemez, güvenli nokta olarak görüyorlardı ama Milli İstihbarat Teşkilatımız o girilemez güvenli olarak gördükleri noktalara operasyonlarını düzenledi. Önce izledi, uygun bir zamanı bekledi. Ardından hava harekatıyla beraber nokta atışları gerçekleştirildi ve o noktada 3 PKK'lı, KCK'lı sözde sorumlular etkisiz hale getirildi diyelim ve sözü bir kez daha Merve Tepe'ye bırakalım.